Merhaba Ceyda, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçen lider Galatasaray bu hafta evinde Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Levent Tüzemen. Öncelikle tabii nasıl bir karşılaşma beklediğinizi sorarak başlayayım. Melipol Başakşehir'e Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından şimdi gözler tamamen lige çevrildi Galatasaray'da. Tabii Başakşehir maçında kupada elendi ama Galatasaray kötü oynamadı. Pozisyonları da vardı. Ayrıyeten ciddi hakem hataları yaşanmıştı. Ve Galatasaray deprem sonrasında en çok tatil yapan bir takım konumuna geldi. Futbolcular da oyun ritmini yakalayamadılar. Bunun sıkıntılarını yaşadılar. Ben Galatasaray için artık yeni bir dönem başlıyor. Çünkü bundan sonra dur durak yok Galatasaray'a. Tamamen lige konsantre olacaklar. Önlerindeki Galatasaray oyuncular sadece ve sadece ligi düşünecekler. Bence bu startı Kayserispor maçıyla kazanarak vermek isteyecekler diye düşünüyorum. Kaldı ki sadece futbolcular heyecanlı ve istekli değil. Müthiş bir taraftar grubu da olacak tekrar. Stada gelirken gördüm, ben stattayım şu anda. Çok ciddi bir kalabalık var. İnsanlar akın akın maçı izlemeye geliyorlar. Yine Galatasaray ve oyuncular full tribünlere oynayacaklar. Kayseri bu ligin renkli takımlarından bir tanesi. Kabul edelim ki. Özellikle büyüklere karşı hep iyi maçlar ortaya koydular. Ama Galatasaraylı oyuncular ellerindeki 6 puanın önde olmanın mutlaka kıymetini bilecekler. Bu süreç içerisinde Kayseri'yi yenip yola devam etmek isteyeceklerdir. Nedenine gelince kazandığınız her 3 puan rakiplerinizin direncini köreltir. Aşağıya çeker, psikolojik baskı altına alır. Dolayısıyla Galatasaray oyuncuların normal dönemin ötesinde yüksek konsantrasyonla, daha dikkatli olarak ve tam kadroyla düşünüyorum ben sahaya çıkacaklarına inanıyorum. Özellikle Okan Hoca'nın sol bek konusunda Adekupay'ı tercih etmesinin daha doğru olacağına inanıyorum. Çünkü bu tür maçların oyuncusu Kazım değil. Kazım'ı bu maçta oynatmak da şöyle bir handikap olur. Uyarıyorum bak, hep senin programına denk geliyor. Kayseri'deki Azimcan Matay'la oynarken biliyorsun Galatasaray kaybetmişti. Bu travmayı yaşamış bir oyuncu için bugünkü ilk 11'de başlamak bence Galatasaray'a sıkıntı yaratabilir. Ben garantili oynamayı tercih ederim. O bölgede Adekupay'ı zaten Türk vatandaşı olarak oynuyor. Onu tercih ederim diye düşünüyorum. Dilerim ki Okan Hoca da bu benim gibi düşünür. Bir daha bu riske girmez ve bu hatayı yapmaz diye umuyorum. Levent abi hafta içerisinde Okan Hoca basın mensubu arkadaşlarımızla bir iftar yemeği vermişti. Orada açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Icardi'nin son dönem performansı ile ilgili bazı düşüşler gözlemlense de Mertens'le birlikte Icardi'nin önemine dikkat çekmişti Okan Hoca. Mertens döndü. Icardi de bu maçla o sallantılı performansını unutturur mu bize? Oralarındaki uyumu yeniden konuşur muyuz bugün beklentinde? Şimdi Galatasaray Mertens'i çok aradı. Belli ki Galatasaray'ın oyun lideri Mertens. Sadece iyi oynamıyor, takım arkadaşları da iyi oynama konusunda saha içerisinde motive ediyor. Üstelik pozisyon almaları konusunda da kendilerine yardımcı oluyor. Pas alışverişinde de arkadaşına topu nereye kullanması konusunda da yönlendirici oluyor. Tabii ki her oyuncu sadece Icardi değil, Mertens'i bütün oyuncular aradı. Yani onun sezon başından beri liderliğini kabul etmiş bir takımın liderse olduğu dönemlerde nasıl aksadığını, nasıl tepkisiz kaldığını görebildik. Yani bir eksikliğini hissettiler oyuncular. Dolayısıyla Mertens'in daha etkili bir şekilde bugün ön plana çıkacağını inanıyorum. Kupa maçında ve ondan önceki dönemde oynadığı maçlarda belki fiziksel olarak sakatlığından dolayı hazır değildi. Ama bu aranın fiziksel performansını geliştirmek ve yukarı çekmek adına Mertens için bir avantaj olduğunu inanıyorum. Bu avantajın da Galatasaray'a olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Raşika'nın sağda, Kerem'in de solda oynamasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıyeten de sevgili Ceyda, Zaniola'nın fiziksel bir performansı var. Ama Zaniola ne zaman sonradan oyuna girse skora mutlaka katkı yapıyor. İtalyan yıldızın da oyuna sonradan da girse Galatasaray'ın oyununa ve hücum kısmına ciddi katkı yapacağını düşünüyorum. Peki Levent abi bir kişinin daha yokluğu özellikle Melipol Başakşehir maçında bir futbolcunun yokluğu daha
çok hissedilmişti. O da Nelson'du. Abdülkerim'le Nelson ikilisi Süper Lig'de şu ana kadar en iyiler arasında yer alıyor. Nelson Medipol Başakşehir maçında yoktu ve Galatasaray zorlanmıştı. Bu maçta geri dönüyor. Tabii Nelson'un önündeki stoper ikilisinin değişmesi belki Muslera'nın performansını da etkiliyordur. Ama bugün bildik savunma dörtlüsüyle oynayacak gibi görünüyor Galatasaray. Bildik savunma üçlüsü diyeyim. Dördüncüsü sol beki değişebiliyor çünkü. Şimdi sevgili Ceyda, defansif bence istikrar futbolda çok önemli. Galatasaray'ın şampiyon olduğu dönemlerde hep bir omurgası vardır ama defans yönünde de savunma yönünde de ciddi bir istikrarı olmuştur. Şimdi geçmiş döneme bakalım. Orada Ufoloji ile Semih oynuyor. Sol bekte yarı yarı oynuyordu. Ya Hakan Baltı oynuyordu. Sağ bekte de Ebu oynuyor. Kalede Muslera vardı. Yani zaman zaman bu tür değişiklikler yaşanabiliyor ama sezon başından beri Nelson ve Abdülkerim'in iyi bir birliktelik yaşadıklarına tanık olduk. Nelson'un yokluğu sadece savunmanın dengesini bozmadı, onun önünde oynayan oyuncuların dengesini bozdu. Yani sonuçta Muslera'da sorsanız bu ikilinin değişmesini asla istemez. Çünkü Kaan Ayhan çabuk hareket edemediği için maalesef Nelson'un yerini dolduramadı Başakşehir maçında gol atmasına rağmen. Tabii ki dünya futbolunda ikililer çok önemlidir ama Türkiye'deki ikililere bakalım. Popescu Bülent, Ufoloji Semih, Uche Ök, bunlardan Zago Ronaldo, hep bu ikililerden söz ediyoruz. Galatasaray'ın bu sezonki çıkışında da defansif anlamda göbekte oynayan Nelson Abdülkadir ikilisinde ciddi katkısı olduğunu söyleyebilirim. Bu ikilinin bugünkü maçta yeniden buluşması, Kayseri'ye karşı buluşması sadece takımı güçlendirmeyecek, Muslera'ya da derin bir oh çektirecektir diye düşünüyorum. Levent abi bir de bu büyük aralar, geniş aralıklar Galatasaray'da çok fazla eski günlerini arattı. Taraftara da camiaya da yine bay geçilen bir hafta. Sen bu haftanın ardından bir sürpriz bekliyor musun maça dair? Onu da sorayım sana. Yani ben bu sürprize meyil vereceklerini düşünmüyorum. Yani Galatasaraylı oyuncular kupadan elenerek ayakları yere bastı. Bir derslerini aldılar. Özellikle kötü oynadıkları maçları da kazanmasını bildiler. Dolayısıyla bu saatten sonra önlerine hesap yapabileceği kaç tane 90 dakika var bir hesabını yapalım. Yani Evet. Galatasaray'ın büyük bir ihtimalle Kayseri maçıyla başlayıp totalde 9 maçı var galiba yanılmıyorsam. Bir hata yapmayayım Ceyda. Yani bildiğim kadarıyla Kayseri, Alanya, Karagümrük, ondan sonra Beşiktaş, Sivas, İstanbulspor, Ankaragücü, Fenerbahçe gibi maçları var. Evet. Yanılmıyorsam yani. Hemen ben de Yani bu kontrol maçla ediyorum Levent abi. bir edersen bir bak kaç maç olduğunu bana söyle. Şu anda bir hata yapıp da bizi Evet. izleyenleri yanlış yönlendirmeyelim. Yani böyle şey, Kayseri maçını da sayarak bakarsan Hemen son Kayseri maçı hafta. ile birlikte şöyle Galatasaray'ın kalan maçlarını paylaşalım izleyenlerimizle. Kayserispor'la oynuyor bu akşam Galatasaray. Sonrasında Alanyaspor deplasmanı, Babakars Fatih Karagümrük'te evinde, Beşiktaş derbisi, Başakşehir'le evinde oynuyor Sarı Kırmızılılar. Sonrasında İstanbulspor'la özür dilerim deplasmanda, Sivasspor'la evinde, Ankaragücü deplasmanına gidiyor ve son haftada Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Galatasaray. Yani 9 maçı oluyor değil mi Evet. totalde? Sayarsan 9 maçı var. Evet. Aslında Galatasaray'ın puan avantajı da 7 maçı var. 10. maçı biliyorsun oynamıyor. Bay geçecek yani onu da 3 puan alacak. 7 maçı var. Yani diyorlar ya Galatasaray'ın çok maçı var diye. Fenerbahçe'nin çok maçı var. 2 tane kupada oynayacak. Finale kalırsa finalde 3 maçı oynayacak. Galatasaraylı oyuncular bu maçı kazandıkları sürece süre onlar için kısalacak. Maç da kısalacak. Yani dolayısıyla bu bilinçle sahada olacaklardır. Ben Galatasaray oyuncuların bir sürprize meyil vereceklerini düşünmüyorum ben. Yani bugün daha ciddi, daha coşkulu, kazanma duygusunu ön plana çıkaran, mücadeleyi elden bırakmayan bir oyun ortaya koyacaklarına inanıyorum. Kaldı ki Galatasaray'ın hocasının da elinde oyuna katkı yapabileceği çok oyuncu var. Yani baktığımız zaman Yunus'u koyabilir, Zaniolo'yu koyabilir, artı sonra Mitsu'yu koyabilir oyuna. Bir sürü oyuncu var. Yani Barış Alper'i atabilir. Biz elindeki bu avantajları doğru kullandığını düşünüyorum Okan Hoca'nın. Ama bu saatten sonra Okan Hoca'nın yapması gereken futbolcuların ritim kazanması, oynama alışkanlığını tekrardan otomatik hale dönüştürmeleri için
istikrarlı bir kadronun peşinden koşmalı. Yani bu saatten sonra o futbolcu alınır, bu futbolda oynamazsa küser deme lüksü yok şu anda kimsenin Galatasaray'da. Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarı şampiyon olmak istiyor. Kim yapacak bu başarıyı? Futbolcular yapacak. Burada herkesin özverili davranması gerekir. Kimsenin ben oynamıyorum diye hocaya gönül koymaması gerekir diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın da bu gönül koyanlara karşı da prim tanımaması, taviz vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de altını çiziyorum. Başarının anahtarı istikrarlı kadroyu korumaktır. Ki benzer ifadeleri bugün Mehmet Özcan da iftar yemeğine katılmıştı. Spor Ajansı programında ifade etmişti. Okan Hoca bu iftar yemeğinde özellikle bundan sonra kalan maçlarda ideal 11 dışına zorunlu haller dışında çıkmayacağını, istikrarlı bir kadro yapısıyla devam edeceklerini söylemiş Levent abi. Doğru yol bir ama zaten bu konudaki bu hareketlerinden dolayı yani yönetimin de bir aile şeyi vardı, talebi vardı kendisine. Özel bir görüşme yapıldı. Yani ben Okan Hoca'yla özel bir görüşme yapıldığını, bu konuda hareket etmesi konusunda bir ne de onun adı, fikir desteğinde bulunulduğunu biliyorum. Hocanın da bunu kabul etmesi çok doğru bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bunun geçmişte bir örneği var. Şöyle anlatayım bunu da. Hamza Hoca'nın geldiği dönemde biliyorsunuz dışarıdan yönetici olarak Ali Dürüst katılmıştı. Bir maça Ali Dürüst ile sohbet ederlerken Hamza Hoca rotasyon yapacağını söylemiş. Bu maçta yapmaman gerekir demiş. Çünkü demiş kaybedersen seni savunamayız ama tam takım çıkarsan farklı kaybetsen bile savunuruz demiş. O da düşünmüş doğrusunuz diyor demiş ve ideal kadroyla çıkıp Hamza Hoca maçı kazanmış. Yani akıllı yöneticiler bu sohbetleri teknik adamlara yaptıkları zaman daha doğru olduklarını düşünüyorum. Bence Galatasaray yönetiminin bir sohbet anında Okan Hoca'yla da böyle bir diyalogta bulunmasının çok doğru olduğunu inanıyorum. Okan Hoca'yı da kutluyorum. En azından dediğim gibi bu saatten sonra yani kimse alınıyormuş, gönül koyuyormuş ya Galatasaray. Gönül koyacaklar varsa kendilerine kulüp baksınlar diye düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra en önemli hedef şampiyon olmak. Yani burada kimsenin egosunun ön plana çıkmasına gerek yok diye düşünüyorum. Fikstür avantajında kalan 9 maçta özellikle Beşiktaş mücadelesine kadar Galatasaray'ın bir virgül koyalım hemen. Yukatel Kayserispor Başkanı Ali Çam'la açıklamalarda bulunuyor Levent abi, birlikte dinleyelim. Evet, Kayserispor Başkanı Ali Çam'ın açıklamaları bu şekildeydi. Levent Tüzemen'le birlikte biz de açıklamaları dinledik. Levent Tüzemen Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in çok merkezi bir konumda bir oteli mevcut. Kayserispor Başkanı da bu otelde konaklamaları ile ilgili yapılan açıklamalara bir cevap vermiş oldu. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz ne olur? Kayserispor Başkanı ilk defa dün akşam kalmadık. Dün kaldığımızda sorun olmadı, bugün kaldığımızda mı sorun oldu dedi. İşte yani öküz altında buzağı arayanlar, kafasında şeytanlar, şeytan dolaşanlar maalesef böyle bir ortaya iddia atıp ortalığı birbirine sokmaya çalışıyorlar. Çok çirkin bir ifadeler. Yani birçok kulüp Sivas'ta geliyor, burada kalıyor. Benim bildiğim kadarıyla birçok kulüp geliyor, bu otelde kalıyor. Yani başkan çok güzel konuştu. Bir camiayı, bir şehri sadece otel, ne dedi? Otel karşılığında maçı mı vermemiz Evet. bekleniyordu kalma karşılığında? Çok çirkin ifadeler bunlar. Maalesef sosyal medyada böyle şeytani düşünceler gerçekleşiyor. Kulüp anlamında da o zaman bundan sonra her türlü kulüplerin yaptığı, gittiği otelleri tespit edelim. Patronları hangi takımı tutuyor diye araştıralım. Çalışanların hangi takımını tuttuğunu diye bakalım. Yani böyle şeyler olur mu ya? Hangi devirde yaşıyoruz? Bunlar çok kirlilik yaratıyor Türk futbolunda. Gelmiş kalmış. Yarın Kayserispor başka bir takıma geldiğinde de aynı otelde kalıyor. Kupa maçına geldiği zaman Kayserispor nerede kaldı? Bildiğim kadarıyla aynı otelde kaldı. Fenerbahçe maçına geldiğinde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar burada kulüplerin otellerle yapmış oldukları anlaşmalar var. Şimdi şunu söylemek istiyoruz. Kayserispor eğer Ali Koç'un, Başkan Sayın Ali Koç'un hakim olduğu yani otellerden bir tanesine kalsaydı biz dedikodu mu yapacaktık? Yani orada kalıyor. Buradan dolayı teşvik veriliyor. Şu çıksınlar böyle oynasınlar diye. Bunlar doğru şeyler değil.
Yani düşünülmesini bırakın, konuşulması bile çok büyük hata. Kayserispor Başkanı Ali Şanlı'yı kutluyorum. Gerçekten doğru söyledi. Kafasına şeytanlar dolaşanlar maalesef böyle şeytanı planlar yaparak ortalığı karıştırıp birbirine sokmaya çalışıyorlar. Bunlar da maalesef Türk futbolunun marka değerine zarar veriyor. Peki, Bence burada Kayserispor'u kutluyorum yani. çok teşekkür ediyoruz. Dileriz her iki takım için de sakatlık olmadan, hakem tartışmaları olmadan keyifli, güzel bir karşılaşma izleriz ki Kayserispor'da son haftalardaki performansıyla özellikle büyük takımlara karşı da ayrı bir motivasyonla sahada olduklarını belirtelim ki başkan da benzer açıklamalarda bulundu. Bizim de ligde olmayı istediğimiz, arzuladığımız bir hedefimiz var, bir yer var dedi. Bakalım akşam nasıl bir karşılaşma izleyeceğiz Ama Levent. tabii ki sevgili Ceyda, Kayseri tahtası kapalı, transfer yapamıyor. Ortaya koydukları mücadele doğru. Çok ve güzel mücadele koyuyorlar. Ama dilerim ki son dönemlerde çok ciddi hakem hataları oldu. Sonucu etki edecek hakem hataları oldu. Bu akşamleyin böyle bir hakem skandalına dilerim bu iki takım maçında karşı karşıya kalmayız. Çok Ben teşekkür teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. ederiz. İyi seyirler dileyim size de.